Kısa bir süre önce başlayan Sedat Peker ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki karşılıklı iddialaşmalar ülke gündemini esir aldı. Sedat Peker, her biri skandal olan iddialarını birbiri ardına sıraladı ve Türkiye uzun süre Sedat Peker'in iddialarını konuştu. Hamle sırası Süleyman Soylu'daydı. 24 Mayıs 2021 tarihinde Habertürk televizyonuna çıkan İçişleri Bakanı hakkındaki iddiaları cevaplamaya, karşı iddialarda bulunmaya çalıştı. Açıklamaları kamuoyunu ne kadar tatmin etti bilemeyiz ama gazetecilik etiği gereği onun iddialarını da gündem edip araştırılmaya ihtiyacı var. Süleyman Soylu canlı yayında şu ifadeleri kullandı. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor Sedat Peker. Orada her şey kapanıyor. Benim iddiam yok, belgem var. Ben bir iddianın sahibi değilim. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibariyle orada her şey kapanıyor ifadelerini kullanmıştı. Evet, ekibimiz karakol ve savcılık ifadelerine ulaştı. Bu olayı sizin için araştırdı. Bu olay önce basit bir tecavüz olayı gibi başlayıp devletin iki kurumunun karşılıklı mücadelesine dönüşüyor. Savcılığın ve Sedat Peker'in galibiyetiyle sonuçlanıyor. Bu arada bize destek olmak, doğru bilgilere ulaşmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi haberimize geçiyoruz. Olay gündemimize yeni düşse de bundan tam 18 yıl önce gerçekleşmiş. Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu hedef almasa düşeceği de yokmuş zaten. Olay 30 Ağustos 2003 günü Peker'in Beykoz'daki villasında yaşanıyor. En son Sedat Peker'e operasyon yapılan, kızıma silah dayadılar dediği villa da bu villa. Bu villa için son videolarında babadan kalma derken, o günkü ifadesinde şirket ortağımın villası diyor. İşte o tarihte akşama doğru o villadan 112 acil servis aranıp kanamalı birinin olduğu, ambulans gelmesi gerektiği bildiriliyor. Kısa süre içerisinde 34 Zonguldak Niğde 3479 plakalı ambulans olay yerine intikal ediyor. O sıralar organize suçlar birimi tarafından Sedat Peker ve adamları sıkı takipti. Bu ambulans istemi de polis dinlemesine takılıyor ve Honda marka mavi bir sivil polis aracı kapıda beliriyor. Kanaması olan hastanın ismi Natalya Zamchenko. 21 yaşında Ukraynalı bir bayan. Ambulansa Natalya ile beraber Peker'in yakın koruması İskender Kopuz biniyor. Ambulansta ayrıca 2 adet de sağlık personeli var. Yolculuk başlıyor. İstikamet Acıbadem Hastanesi. Çünkü bu hastanede Peker'in vakalarına özel olarak bakan bir doktor var. İskender Kopuz ambulanstayken doktorla görüşüyor ve hazır olmasını tembihliyor. İşte olayın film sahnelerine döndüğü yer burada başlıyor. Honda marka araçtaki sivil polisler ambulansta durması gerektiğini söylüyor. Ambulans şoförü durmaya niyetlendiğinde İskender Kopuz Magnum Smith Wesson marka silahını çıkartıp şoförü rehin alıyor. Hollywood filmlerinden fırlamış gibi saatlerce süren kovalamacadan sonra ambulans polis aracına çarpıp anca durabiliyor. İskender Kopuz gözaltına alınıp Natalya'da hastaneye sevk ediliyor. Doktor muayenesinde hastanın anal ilişkiye maruz kaldığına dair rapor tutuluyor. Tedavisi tamamlanan Natalya polis ifadesinde şunları söylüyor. Adının Sedat Peker olduğunu sizden öğrendiğim Ahmet'i geçen yıl Şile'de bir barda tanıdım. Ülkeme döndükten sonra da telefonla görüştük. Türkiye'ye geldiğimde önceki gün telefonla arayıp görüşmek istedi. Bir adamı beni Taksim'deki otelimden alıp Beykoz'daki eve götürdü. İlişkiye girdik. Sonra izin vermediğim halde benimle ters ilişkiye girdi. Şikayetçiyim. Polis ifade tutanağında Sedat Peker'i fotoğraftan teşhis etti ifadesi var. Daha sonra villaya yapılan baskında aralarında Seda Sayan'ın kardeşi Sedat Güraçar'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınıyor. Sedat Peker ise yakalanamıyor. Gözaltına alınanlar Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'na sevk ediliyor. İşte gariplikler burada başlıyor. Polis ifadesinde Peker'i suçlayan ve fotoğraftan teşhis eden Natalya Zamchenko, savcılık ifadesinde Peker'i tanımadığını, ilişkiye girdiği kişinin Serdar Seven olduğunu belirtip ifadesini şöyle sürdürüyor. Serdar Seven'in daveti üzerine İstanbul'a geldim ve 2 gün birlikte kaldık. Serdar'ın zorlaması olmadan kendi rızamla ters ilişki kurduk. İlk defa olduğu için kanama meydana geldi. Daha sonra ambulansla beni hastaneye götürdüler. Hastanede polis bir ifade imzalatmak istedi. Korkumdan polis ne istediyse o şekilde ifade verdim. Kimseden şikayetçi değilim, diyor. Savcılık, sanıkların hepsini Sedat Peker'de dahil olmak üzere
beraat ettirip dosyayı kapatıyor. Polis bu süreçte yaşananlardan şüphelenip Natalya'yı tekrar ifadeye almak istese de savcı ve Peker'in avukatları buna müsaade etmiyor. Savcı ve polisler arasında yaşanan mücadele tam 3 saat sürüyor ve bu sürede Natalya Zamchenko savcının odasında tutuluyor. 3 saatin sonunda başka polislerin de gelmesiyle ortalık karışıyor. Sanıklar serbest kalıyor, dosya bu şekilde kapatılıyor. Peki bu olayların aktörleri şu anda ne durumdalar? Natalya Zamchenko bu olaydan sonra sınır dışı ediliyor ve bir daha Türkiye'ye giriş kaydı yok. Başka herhangi bir izine de rastlayamadık. Olayın savcısı mesleğine devam ediyor. Olayın aktörü polisler, Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla ihraç edilmişler. Peker savunmasını zaten bu olgu üzerine inşa ediyor. Daha sonraki açıklamalarında bu olayın kendisine FETÖ kumpası olduğunu, FETÖ'cü polislerin taraflı tercüman tutarak Natalya'nın ifadelerinin yanlış alındığını belirtmiş. Aynı zamanda olay saatinde ailesiyle beraber doğum günü partisinde olduğunu ifade ediyor. Ama evde olmadığı durumu biraz şaibeli. Hem de koruması İskender Kopuz'un polis ifadesinde Sedat Peker'in evde olduğunu belirtiyor, hem de olaydan sonra BMW model bir araçla evden ayrıldığına dair görgü tanıkları var. İşte size bir iddianın bütün detaylarıyla röntgenini çekip siz değerli izleyicilerimizin istifadesine sunduk. Yeni videolarda görüşmek üzere.